gidemez. Bitemezdi o ya, gidemez değil. Bırakma, terk etme beni. Sesin çok güzel gerçekten. Atma beni ölümlere. Hadi Atilla. Atma beni zulümlere. Sesin çok dik. Götür beni. Götür beni. Çünkü ben yere. Atma beni. Ben birazdan ölümlere. Sesi çok dik. Gerçekten bayan sesinden girmek çok zor. Atma beni zulümlere. Basın da çok iyi. Baslar da iyi. Yere. Sensiz ben nefes alamam buralarda. Hiç duramam. Tek başıma yalnız kalamam. Ay. Senin kokunu özledim, hep yollarını gözledim. Getir beni getir. Getir beni göttüğün yere. Götür beni güttüğün yere. Geceleri uyumak dışında ne yaparsın? Özgür açık söz. Formatımda böyle bir şey var artık pat diye böyle değişik değişik alakası sorular soracağım. Sabah kalkarım. Son zamanlarda çalışmaya çok alıştım. Şimdi İstanbul'a geldiği için şirketimiz, televizyonumuz bir boşluk oldu. Çok sıkılıyorum. Bir tek gündüzleri bir spor yapıyorum. Onun dışında çok evciyim. Akşama kadar televizyon başında televizyon seyredebilirim hiç sıkılmadan. Bütün programları izliyor musun? Evet. Yani? Bir de kedim var, Çıtır diye. Onunla sevişiriz. Ne izliyorsun? Dizi. Bir tek şimdi Muhteşem Yüzyıl'a acayip bayılıyorum. Ama yani. Lütfen Muhteşem Yüzyıl izlenmeyecek. Niye? Ecdadımıza laf ettik. Estağfurullah. Gerçekten. İzlenmeyecek ben, yanlış. Ben gülmek için izliyorum. Neden? Ben, vallahi çok komik. Ben hayatımda bu neyi kadar gülüyorsun? Komik bir... Ya yandırıcı işte mesela, gerçekleri yansıtıyor. En son Hürrem'le Süleyman'ın Süleyman'ın haremde birbirlerine Hürrem'in stand-up yaptığı sahne çok komikti. Stand-up mı? Evet, çok masumdu yani. Haremde cariyeler padişahları stand-up yaparak eğlendiriyorlarmış. Sahne... Bak o dönem çok kadın stand-upçı vardı. Demek şimdi yetişmiyor. Oradan oraya atlarım. Şimdi buna böyle yaklaşman çok enteresan çok oldu. Komik. Vallahi gülerek sadece izledim. O mu çok komik? Çok eğlendim. Oydu sonra da aman öptü öpecek diye korktuk Rütük ceza basar diye. O çok heyecanlıydı. Öpüşmeye değil bir sürü şeye. Ya bu hafta ne kadar çok konuşuldu değil mi? İki haftadır konuşulmaya evet, devam evet. ediyor evet. yani. Nereye varacak bu işin sonu bilmiyorum ya ama. Nereye varacak? İşte insanlar bakacaklar, merak edecekler, dönecekler, tarihlerini okuyacaklar. Türkiye'de harem modası başlayacak. Harem modası. Herkesin haremi olacak. İsteyen kurar. Açık modası var. Türkiye'de para, zaten haremi olanlar var da aynı evde tutmuyorlar lütfen. Kadınları. Ayrı ayrı evlerde harem modası ister miydi? Öyle şey mi olur? Yo, gerçek bu. Türkiye'nin gerçeği artık. Ama lütfen. Ne diyorsunuz? Biz kadınlarına her zaman sahip çıkan saygılı sevgili bir ülkede zaten biliyoruz. Kadınlar sahip çıkıyor sokakta bırakmıyor ki hepsini ayrı ev tutuyor adam. Helal olsun. Helal olsun. Alkış. Yani harem deyince hepsini bir yerde tutmuyor ki adam ay artık. Ne zor değil mi? Bütün çıkar, kadınları aynı yere toplan. Ne olacak öyle? Birbirlerini kıskanıyorlar mıydı yani. Acaba? Kıskanmaz olur mu canım? Ne olaylar neler ya? Ben bu nasıl bu Benjamin yani. Batım ha? Ben sana değil. Hayır, bu söyleyeyim. Benjamin Batım sırf yaşlar bir ta oralara da gitmiş. Harem harem görmüş. Ben tarihçilerin yalancısıyım. Yani, hangi tarihçi? Harem kitaplarını çok okudum. Haremle ilgili kitapları. Tabii ki Muhteşem Yüzyıl'da gösterilen harem tablosu bence çok pek gerçekleri yansıtan bir oradaki değil. Nasıldı Sayın Atilla Taş? Evet efendim Muhteşem Yüzyıl'la ilgili konuşmaya devam ediyoruz. Her yerde yazdık. Konu açıldı diye. Siz istediğiniz konudan ben devam ederim. Hiç sorun yok. Özür dilerim. Bak senden, senden artık elektrik almıyorum demişler. Evet bu da artık var değil mi? Elektrik. Bahane olarak. Senden artık elektrik almıyorum. Hoşça kal. Direkt. Bu çok yani. Basite kaçar. Karşı taraf bunu kabul etmez bence. Bütün ilişki şey elektrik miydi diye. Yani gerçekten senden artık elektrik almıyorum. Niye sen elektrik doğalgaz verelim yani. Ay Hikmet abi. Ay abi ne yaptın ya. Hayır yani bu şekilde suistimal edilebilir böyle espriler babında diyorum. Biri bana öyle derse gerçekten tak, ben bile şu an düşünüyorum ne derdim. Ya sen espriye esprikle karşılık. Tabii canım hayat espri komedi yanlış mıyım Atilla? Şöyle bir şey söylese daha kötü. Bence direkt sen bana layık değilsin desin. Ten uyumumu yitirdim olabilir mi? Ten uyumu yitirilmez. Aslında, emin misin? Kesinlikle. Neden? Ten uyumu yitirilmez ama hani aynı ten bir zaman sonra insana şey körlüğü var. Ten de bir yere kadar değil mi sonra sürekli eskiyor. Beraber olduğunuz zaman ya da yanınızda olan şeyleri bir zaman sonra görmemeye başlarsınız. Ona ben şey körlüğü, ten körlüğü diyorum. Ten kör? Ten kör. Çok güzel. Ten körlüğüm. Ten körlüğü hat safhada. Sendeki ten körlük nereye kadar? Ten kör. Ten kör kedi. Kör kedi.
Bakalım. Gerçekten böyle bir şey var ama. Ben gene ona ne söyledim diye girermişim. Ya bir zaman sonra gerçekten bir insanla sürekli beraber olmak, sıkılmak demeyeyim çok ağır bir tabir ama uzun süreli beraberliklerde gerçekten bunları korumak çok zor. Sen en uzun ne kadar telleştin? Benim 8 yıllık bir ilişkim var, hala beraberim. Peki eskisi kadar görüyor musun, görmüyor musun? Beraber yaşıyorum, 8 yıldır beraberim. Tamam işte onu diyoruz, bu kadar yan yana. Yavaş yavaş flu ulaşıyor bir süre sonra görmüyorum. İlk günkü kadar da seviyorum. Hiç çünkü ne onu aldatmadım, yanlış yapmadım, o da bana şey yapmadı. Biz ilişkimizi böyle çok birbirine saygıyı bozmadan hele bir ben başka bir evlerin sen var mı tuttuğun? Onları burada açıklamak istemiyorum. Demin de zaten Tenköy'ü kendi buldu. Sonra evet, asla aldatmadım dedi. Sevgilisi şöyle bir manzarayla karşılaşmak istemiyorum. Elektrik yok diye. yok Allah korusun ya. Zaten bir insanı gerçekten erkeği kanser yapar 2-3 ayrı kadınla uğraşmak. Biriyle uğraşamıyorsun. Değil mi abi? Allah korusun. İyi ki haremin yokmuş demek ki yani o zaman. Ya haremde ama haremi olanların da o zaman zaten kadın gelip tantana yapamıyordu. Kralsın çünkü. Kral sensin yani, taç sende. Ne dedin be zındık diye atarlar işte. Sus be zındık. Ne özenirsin? Özendiğin bir şey var mı? Brad Pitt'e özeniyorum. Brad Pitt'e. Tip, fizik anlamında. Tip, fizik, para, Angelina. Angelina. Ay bırak bak, o da bitti, o da flu ulaştı. Koskoca Angelina. Tabii canım, bitirdi herifin bütün karizmasını. Bende adamı niye bitirsin? Bende Ricky Martin bitti, çok üzüldüm. Ben seni bir Ricky Martin gördüm orada. Bir klipte Ricky Martin evet vardı. Biz o yıllar gerçekten bak, samimi söylüyorum. Hatta Tarkan'ın da bir klibi vardı Ricky Martin'in saçlı. Bak Tarkan deme. Tarkan'ı çok severim ben. Kötü bir şey sizin demeyeceğim. Bir dönem Tarkan'la bir şey olmuş. Ya ben orada adama terbiyesizlik yaptım o dönem. Boş ver, ben haksızım. Ben haksızım ya, harbi söyleyeyim o zaman. Gerçekten bak, kendini bu kadar bilen. Vallahi ya ben haksızım. Ben eskiden çok çok kötü şeyler yaptım. Anlatabilir miyim burada? Anlat. Ne demiştin Tarkan'a? Yok, onu burada söylemek istemiyorum. Evet. Allah, bence terbiyesizlikti, gerek yoktu. David Copperfield'i hatırlıyorum. Büyük terbiyesizlik oydu bence. Sen ama inanın bugüne kadar en çok günahı alınmış bu konuda adamlardan biriyim yani. Bir şey söyleyeceğim, onu reddetmişsin. Ben öyle bir şey yapmadım diye. Ya adam bana var ya, büyü mü yaptı, ne ya, yaptı? O şey David Copperfield'dan sonra benim hiçbir parçam çıkmadı. Hayatım bitti. Allah belasını bir vermesin. Bir şey söyleyeceğim, bilmeyen. Allah, o David'i var ya, bildiği gibi ya. Ama ben David, de bela okudum. Evet, David buradan bizi izliyorsan. Kanka, David arasana beni. Sana da cevap hakkı da oldu. Arıyor ya, her gün görüşüyoruz biz. Bilmeyenler için. Evet ya, bilmeyenler için olay neydi? Bakın burada çok yerde anlattım, bir kere daha anlatayım. 13 kişi top attılar, tamam mı? Toplar, balonlar attılar ve 13 kişiyi kaybedecekti. 13 tane seyirci, o müzik durduğunda balon en son kimde kalır? Öncelikle David Copperfield bilmeyenler için kimdir bir önce söyle de. Net, top atacaklardı, işte yok olacaktı falan diyorsun, kimse bir şey anlamıyor. David Copperfield'ı biliyorlardır eminim yani. Benim kanka. Atilla Taş'ın kankası. Şimdi top vallahi bana geldi. Yani ben topa gitmedim. Kucağıma geldi, müzik durdu, Erol Köse benim eski prodüktörüm. Allah dedi, bak dedi işte. Gele gele sana geldi. Yani gerçekten güzel bir PR. Yani güzel bir, o anki şeylerde biz reklam diyoruz onlara. Kalktık çıktık işte falan. Adam bizi oturttu. Direkt daha böyle sahnede 12-13 kişinin oturacağı bir bölmede oturduk. İki tane fener verdiler, el feneri elimize. Hı. Etrafında perdeyle çevirmişler böyle. David dedi ki salla Atilla'cığım dedi bu feneri. Tabii. Atilla'cığım. Atilla'cığım deme deme. Direkt elime verdi. Salla dedi. Ben sallıyorum tabii. Perdeler indi. Hı.